Günaydın, haftanın son işlem günündeyiz. Önümüzdeki hafta veri trafiğin yoğun olduğu yurt içi aslında. Çünkü salı günü Türkiye'de işsizlik rakamları açıklanacak. Ve önümüzdeki hafta tabii özellikle Fed'in toplantısı da piyasalara damga vuracak diyebiliriz. Hasan Kurtulmuş'la piyasaları değerlendireceğiz. Dünkü kapanışlarda 76 bin üzeri oldu BIST 100'de. BIST 30'da da 94 bine yaklaştı bu arada. Ve altın sakin seyrini devam ettiriyor. Dolar 1.86.65'e kadar geriledi, onu aktaralım. Parite 1.33.49, çok az ekside işlemlerine başladı. Tahvil 106.74 seviyesine kapatmıştı. Dün Dow Jones 1.21 artıda kapattı. Avrupa piyasalarında DAX'a 0.59'luk bir koyup gördük. Vadelilerde bugün DAX artıda, Dow Jones da vadeliler ekside. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın Zeliha. Evet, önümüzdeki hafta, şimdi bu haftayı kapatıyoruz bugün itibariyle. Kapanışlar evet, mutlaka önemli olacaktır. Önümüzdeki hafta yurt dışında özellikle Fed'in toplantısı ve Türkiye'de işsizlik oranı herhalde etkili olacak. Tabii ki gezi olaylarını takip ediyoruz yurt içinde gelişmelerine. Biraz piyasa alışmış gibi görünse de hem yurt dışı hem yurt içinden de Suriye'yi takip ediyoruz da bu arada. Hani içeri dönmüşken dışarıyı da göz ardı etmemekte fayda var. Biz hep bu ekranlardan söylüyoruz, biraz gözümüz dışarıda olsun diye. BIST 100'e ne diyoruz ya da VOB'a ne diyoruz? İlk başta VOB'dan başlayalım. VOB dün kritik seviyesi 93.000'de, onun üstünde tutundu. Hemen biraz altına indi, 92.925 yaptı ama oradan gelen tepkiyle dünkü ilk direnç 95.600 seviyesindeydi. Oraya da yaklaştı, 95.475 yaptı. Fakat kapanışını 93.775 seviyesine gerileyerek yaptı. Bugün aynı, hiç değişmedi. Yine kritik seviye 93, onun üzerinde tutunduğu takdirde yine 95.600 direncine yükselecek. 93.000'in altında da çok kuvvetli destek olan 91.000'e kadar bir gerileme olur. Yani 91.000'in kırılması için çok sert satışların gelmesi lazım. O geldiği takdirde de 89.000 ineriz ki 89.000 ikili dip yaptığı yer söyleyebiliriz, burada gözüküyor. Evet. O yüzden bu herhalde büyük bir ihtimalle 93.000-95.600 aralığında kalır. Çok ekstra bir şey olursa 91.000'e kadar gider ama 91.000'den tekrar kuvvetli tepkinin gelmesi beklenmeli. Onu söyleyebiliriz. Evet, grafik biraz daha sanki daralıp yukarı gidecek gibi duruyor. Bilmiyoruz, bakacağız, izleyeceğiz. Peki biz de bakalım bir de. Çünkü dün Dow Jones da artıda kapattı. %1.2 artıda kapattı. Ve 15.000 üzerine attı kendini. Evet. Bir düzeltme mi yaptı? Bakarız ona da. Ona da bakarız. Sentezde. Bu BIST 100'de de 76.000 kritik seviyenin üstünde tutundu dün ama 77.500 ilk direnciydi dün. Bugün değişmedi ki. 77.500 üzerinde 77.817 seviyesini gördü. Gene gerileyerek kapandı. Kapanışını 76.488 seviyesinden yaptı. Bu yine bugün kritik seviye 76.000. Yani o destek üstünde tutunduğu takdirde tekrar 77.500 direncine gidecektir. Evet. Yani 76.000 kırılırsa da 75.000 altında tekrar aşağı indiği takdirde, yani çok sert satışların gelmesi lazım 73.000'e gitmesi için. Evet. Aksi takdirde 74.300 desteği var. O kuvvetli alımlar gelmişti oradan da. Büyük bir ihtimalle bugün yine 77.500 ile 75.000 aralığında kalır. Yani 76.000 üstünde tutunur. Yani o zaman 76.000'den tekrar hızlı bir çıkış olur. 77.500 üzerinde kapanış yaparsa önümüzdeki hafta 79.000 direncine kadar da yükseliş beklememiz lazım. Çünkü her zaman söylüyoruz, üçlü dip kapanışını en azından gösterdi. Yani ayın 3'ünde, 6'sında ve 10'unda, 11'inde yaptığı kapanışlar birbirinden düşük kapanışlar. Kapanış bazında üçlü düşük kapanışını yapmış oluyor. Bu bir dip formasyonudur. Bu dip formasyonu çalışıyorsa en azından düzeltme hareketini başlatır. Ama düzeltme hareketini başlayıp devam etmesini söyleyebilmek için de 79.000 üzerinde kapanış görmemiz lazım. Peki dolara bakalım, 86.65 geriledi yine dün. O merkezin müdahalesi bayağı etkili oldu aslında, görünüyor. Belki hani gizli müdahale de olabilir, bilmiyoruz şu an ama hani açıklama yok. Gerçi bizim Merkez Bankamız hiç şeffaf bir hareketi var. Evet. Bu krizi boyunca hep şeffaf davrandı ama 1.91'den verdiği tepki Merkez Bankası'nın sözlü ve ihale yoluyla hala etkisini sürdürüyor gibi duruyor. Bu, ve sizin kritik seviyenin şimdi normalde dolarda da ay başında, yani borsa düşerken doların çıkışında da aynı şey oldu. Borsa dip yapmaya çalışırken doların da 1.88'in üzerinde kapanıyor. 3 tane yüksek kapanışı var.
her yüksek kapanıştan sonra da bir ertesi gün sert satışların gelmesi. Zaten bir tepe formasyonu, en azından geçidi olsa bir tepe formasyonu oluştuğunu gösteriyor. Zaten en yüksek gün, onu söylemiştik, en yüksek gün yani ayın 11'inde 90-93 yaptıktan sonra gerileyerek kapanmıştı. En yüksek günde açılışının altında bir kapanış yapması, evet, zaten gerileyeceğinin ilk işaretiydi. O sefer onu da söylemiştik, 1.88-48 altında, evvelsi gün 1.88-48 altında kapanırsa, yani 1.88-48'in altında kapanış indiği takdirde gerilemeye başlayacağını zaten 84.50 hedefimiz tabii şimdi aşağıda. Şimdi normalde 84.50 bu son çıkış hareketinin, yani 1.78'lerden 1.90 diyelim, 1.91'e kadar çıkışın %50 düzeltme desteği, 38 düzeltme desteği 1.86'daydı. Bu sabah kırdığını görüyoruz. O şu anda hızla gerileme devam ediyor. Evet. O zaman bugünün hedefini 1.85 ve 1.84.50 olarak görürüz. Ama 1.84.50'de %50 düzeltme desteği olduğu için bir tepki gelir 1.86'lara kadar. Bu saatten sonra 1.87.50 üzerinde bir kapanış olmadıkça gerileme devam edecektir. Paliteye de bakalım. Faizlere çünkü bir sonraki yayında bakarız diye düşünüyorum. Evet, açılışta öyle. Paritede 1.34'e çok yaklaştı. 1.33.90 seviyesini gördü. Bugün biraz kritik seviyesi 1.33.50. 1.33.50'nin üstünde tutulmaya çalışıyor. Eğer açılışı, tekrar açılış için söylüyorum, 1.33.73 açılışı var. Bu açılışın üstüne çıktığı takdirde tekrar 1.34 ve 1.34.34 dirençlerine gidecektir. Evet. Şunu söyleyeyim, 1.33 altında bir kapanış olmadıkça bu yatay hareket tekrar yükselişine devam eder. Ama bu saatten sonra 1.33 altında bir kapanış olursa 1.34-1.34-34 dirençlerinin çok kuvvetli olduğunu söyleyeceğiz. 1.33 altında kapanışlardan sonra tekrar yükseliş olması için 1.33-50'nin üstüne tekrar taban oluşması lazım. O zor olur. 1.33-33 altındaki kapanış paritenin gerilemesinin İlk işareti olacak. Peki az kaldı vaktimiz ama 1.33'ün altında, evet, güçlü bir şekilde gerilerse 1.32.50 var ama, evet, hedef neresi? 1.30 mu? 1.31. Hayır, o zaten normalde bakın en son kapanışlar var. Yüksek 1.31.80 var. Evet. 1.31.80'e kadar gerileme olur en yüksek kapanış bazında. Orada bir destek var 1.31.80'de. Oradan gelen tepkiyle ama tekrar 1.33.50'lerin üstüne atması lazım. Yani aksi takdirde 1.32'lerin altına, yani 1.31.80'in altında bir kapanış hızla olursa o zaman şeyin bittiğini gösterecek. Yani bu çıkış hareketinin bittiğini, yani 1.28-1.34 çıkışının bittiğini gösterecek. Hasan Kurtulmuş, çok teşekkür ederiz. Az sonra tekrar birlikte olacağız. 9 çeyrekte tekrar analiz sentezle birlikte olacağız. Bugün Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da üretici fiyat endeksleri açıklanacak. Az sonra detayları da sizlere aktaracağız.